Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Seçime kadar korku ve tehdit siyaseti. MHP Genel Başkanı'nın dünkü konuşmasını dinlediniz mi? Okudunuz mu? Tüylerim diken diken oldu. Çünkü 31 Mart seçimine doğru izleyecekleri politikanın ipuçlarını verdi. Ana muhalefet partisi liderini resmen tehdit etti. Aklını başına almazsa sokağa çıkamaz hale gelebilir. Özgür Özeli sokağa çıkmasını engelleyecek kim? Vurucu güç ürkücüler mi olacak? Peki onlara talimatı kim verecek? Ayrıca CHP Genel Başkanı'nın aklını başına alıp almadığına kim karar verecek? Bahçeli mi? Bahçeli, Özgür Özel aklını başına almadı derse ülkenin dört bir yanındaki MHP'liler sokağa çıkarmamak için seferberlik mi ilan edecekler? Buna rağmen sokağa çıkarsa yuhalayacaklar mı, taşlayacaklar mı yoksa Kılıçdaroğlu'na yapıldığı gibi linç etmeye mi kalkışacaklar? Bahçeli gerilim siyasetinin, korku siyasetinin, tehdit siyasetinin düğmesine bastı. Şu ifadesine bakın. Herkes dikkat etsin. Bugünkü kurşun gibi ağır ortamda yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz. Bunların alayının aklını alırız. MHP'liler yayı gerilmiş ok gibiymiş. Peki okun hedefinde kim var? CHP'liler mi? Muhalif yazarlar çizerlere, akademisyenlere mi? Kime? Başta Bahçeli ve MHP'liler kınından çekilmeyi bekleyen bıçak gibiymiş. Tamam da kınından çekilen bıçak kime saplanacak? CHP'lilere mi? Muhalif yazarlara, çizerlere, akademisyenlere mi? Kime? Bahçeli yayı gerilmiş okunu PKK'ya, IŞİD gibi terör örgütlerine yöneltse de bu beladan kurtulsak. Bahçeli bıçağını kınından çıkarsa İsrail'e yöneltse de Gazze katliamı bilse. Bahçeli toplumu kutuplaşmayı, şeytanlaştırmayı, düşman yaratmayı, kendisini ve partisini bu politikayla ayakta tutmayı bıraksa da ülke rahatlasa, sakinleşsek, yüzlerimiz gülse, cenazelerde çelenk parçalayarak milliyetçilik taslanmasa, normalleşsek Normalleşirsek olan biteni konuşabiliriz. Bahçeli konuşmasının bir yerinde demiş ki: "Karın, buzun, donun tam ortasında çadırdan ve teneke barakalardan kurulan geçici üslerde görev alan kahramanlarımıza saldırılıyor. Vatanımız kundaklanıyor, ülkemiz dinamitleniyor." Tam da mesele bu. Tam da konuşulması, tartışılması, hatta hesap sorulması gereken mesele bu. Çadırdan, teneke barakadan üs olur mu? Dondurucu soğukta yarısı kara gömülü çadırlara askerlerimizi kim gönderdi niye gönderdi? Meclisin ele alması gereken mesele bu. Bırakın artık hamaseti, bırakın artık hamaseti, bırakın artık sabrımız taşıyor nutuklarını, bırakın artık bir gece ansızın gelebiliriz söylemini, bırakın artık kılıcı kınından çekme tehdidini. Askerlerimiz neden kale kolda değildi çadırdaydı? Bahçeli'nin ifadesiyle teneke barakalardaydı, havan topuna açık pozisyondaydı. Bizleri adam yerine koyup bu ülkenin vatandaşı sayıp sorulara cevap vermeyecekleri belli. Çünkü verecek cevapları yok. Ama yerel seçimde 3-5 fazla oy almak için ülkeyi germeye, korku ve tehdit siyaseti yapmaya da hakları yok.